Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz Exit'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sizden sıklıkla aldığım bir mesajda öğrencilik hayatını online yaşayan ve şu an bir takım sıkıntılarla karşılaşan arkadaşların isteklerini dile getireceğim. Sizden çok sıklıkla şöyle bir şey alıyorum. Online eğitim mezunuyuz. İş başvurularında uygulamalı eğitimleri almadığımız için iş başvurularını değerlendirilmiyoruz. Buna dile getirir misiniz? Üzerine hem de bu üniversitelerde yine Online ile ilgili bir açıklamalar var. Yani yine gelecekle ilgili bir durum var burada. Biz her zaman eğitim kısmından düşünüyoruz ama bunu belki de herkes aksattı. yani Mezun olduktan sonra nasıl bir sıkıntıyla karşılaşacağını. Arkadaşlar şu an böyle sıkıntı yaşıyor. Özellikle uygulama esaslı bölümlerden mezun olan arkadaşlar için bunun için hem kariyer planlama merkezleriyle görüştüm üniversitelerin hem de birkaç tane özel kurumla görüştüm arkadaşlar. Bunu aktaracağım. Onları aktarmadan önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri teşvik etmiş olur. Aynı zamanda mutlu etmiş olursunuz ve haberlerden de hızlı bir şekilde haberdar olursunuz. O zildirimi tıklarsınız arkadaşlar. İlk önce özel kurumla görüştüğümde maalesef böyle bir kriterin olduğunu söylediler. Off the record yani gerçekten böyle bir kriter var uygulama zaten şöyle diyorlar yani bu pandemiden önce de zaten gelen arkadaşlar bazı uygulamalı bilgisi eksikti. Şu an zaten online eğitim aldığı ve stajlarındaki eksiklikler ve benzeri durumlardan dolayı hani bu çok affedersiniz ama yatarak geçirildiği için biz onları çok değerlendirmiyoruz. Zaten ülkede çok işsizlik olduğu için değerlendirebileceğimiz daha fazla alternatifimiz var. Bundan ötürü bu arkadaşları değerlendirmiyoruz böyle bir şu an için durum var. Bakın bir buçuk sene oldu. Bir buçuk senenin sonunda bu iki senelik mezunlarda böyle bir durum var. Böyle bir sıkıntı da doğabilir. Kariyer planlama merkeziyle yaptığım görüşmede biraz politik cevaplar aldım. Yani öyle olmuyor böyle olmuyor tarzında politik bir cevaptı daha çok. Daha bunu çok söylemeyeceğim. Ama böyle bir durumun olması bana mantıklı geliyor. Çünkü uygulamalı özellikle uygulamalı bölümlerde böyle bir sıkıntı yaşanacak. Ben de burada dile getirmek ileride yaşanabilecek sorunu şimdiden açıklarsak bir çözüm noktasında buluşabiliriz diye düşündüm. Bunu o yüzden haber yapmak istedim ki bilinsin. Ya ben size her zaman söyledim. Eş zamanlı eğitimi talep edin üniversitelerden. Eş zamanlı eğitimi talep edin arkadaşlar. Bu kıymetli üniversiteler bunu yapacak. Eş zamanlı eğitimi zaten üst yönetimlerden de gelen bu eş zamanlı eğitimi üniversitelere biraz şart koşuyorlar gibi bir durum var. Siz buradan talep ederseniz daha iyi olur. Online yüz yüze bakın böyle sıkıntılar var online yüz yüze de. da bilinmesini istiyorum. Hani eğitimde hep bakıyoruz. E, bilgisayardan eğitim alın, bilgisayardan eğitim alın. E bunun sonunda diploma alınması var, iş hayatı var. Gerçekten öğrenciler sıkıntı yaşıyor. Mezunlar diyelim, öğrenciler. Bunu bir dile getirmek istedim arkadaşlar. E, umarım herkes için daha sağlıklı bir hem eğitim hayatı hem bir iş hayatı olur. Umarım bu sıkıntılar bir an önce biter. Bizim yaptığımız haberle kalır sadece diyorum. İnşallah daha ilerleyen zamanlarda bu artarak gitmez. Tabi inşallah deyip de geçmek lazım. Bunun üzerine bir düşünüp bunun üzerine bir çalışma yapmak lazım. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Şu an gördüğünüz videoya gider ve yukarıdan hemen abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Sağlıklı, mutlu, işsiz kalmadığınız bir hayat diliyoruz.